peynir yaparken oluşan çöpü hani nereye dereye mi döksek nereye döksek diye düşündükleri Düşündüğü... çöpü e, izole edip içinden protein diye sana verdiği zaman satış fiyatı belli. İşte diyorsun ki bir kilosunu 150 liraya satıyor, ha, 100 liraya satıyor, 200 liraya satıyor, 200 liraya kilosunu 150 lirayla işte 200 lira arasında. Evet işte kilosu 100 liraya geliyor neredeyse. Çöpten yapıyor bunu dikkatini çekelim. Bir. ikincisi e, bunun tabii İğrenç bir kokusu ve tadı var normal şartlarda. Dolayısıyla e, bunu tatlandırmak, bunu şey tatlandırmak için, ve içilebilir, yenilebilir bir kıvama sokmak zorunda tabii ki. E ne oluyor bir bakıyorsun sen onu böyle Aa bu vanilyalı, vanilyalı çilekli, çikolatalı olmuş, olmuş, dünya kadar içinde kimyasal da var. Yani dolayısıyla çok yüksek dozlarda kullanıldığında zaten her şekilde e, sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum ben bunları Tabi en büyük sıkıntımız şu aslında. Yani biz burada böyle geniş geniş bunlar şöyle yapar, böyle evet. yapar diyoruz ama bir taraftan da şöyle bir gerçek var. Uzun dönem çalışma olmadığı için bilimsel olarak ne yapacağını da bilen yok. Yani kısa dönemde evet bir şey yapıyor. Yani işte ne olur? Kas şey Yüklenir yapıyorlar. böbreğe yüklenir diyorsun. Kısa dönemde işte hani performans üzerinde artış yaparsa eğer o da soru, işaret soru işareti. Soru işareti o da. Ee, yaparsa yan yani yan etki olarak da ne yapabilir? İşte e, böbrekte fazla yük yapabilir. İşte idrar atılımını arttırır. İdrar atılımı arttırdığı için belki bununla beraber bir takım yüklenir. şey mineral kayıpları olabilir vesaire gibi bir takım şeyler düşünülebilir. Ama yapılmış bilimsel çalışma, doğru dürüst yapılmış bilimsel çalışmalar o, çok, az, çok az. Çok az çalışma var. Bir, ikincisi yani bilimsel veri eksik. İkincisi uzun dönem veri de yok. Yani biz şu an şeyi bilmiyoruz. Bir adam 10 yıl boyunca her gün protein tozu alırsa 10 yılın sonunda bu ne adamda olur? ne gibi bir yan etki olur sorusunun cevabı şu anda dünyada mevcut değil yapılan böyle bir çalışma Öyle bir yok. çalışma yok yani ne var ona Ha, akıl yürütebilirsin ama ne yapar Allah bilir bir de sadece protein tozu da değil tabi yani bugün işte bir takım fantastik karışımlar tabii var hocam ben gelmeden birkaç tanesini yazdım yani burada zaten değişik değişik karışımlar yani... var bir şeyleri bir araya sokup sokup i̇şte artık 2002 2002 senesiydi hocam işte vücut geliştirme yarışmaları falan çok meraklıydık o zaman yarışmalara hazırlanırken işte bizim zamanımızda tabii şimdi olduğu gibi eczanelere gidip ya kardeş işte bundan mer şundan mer falan işte spor salonlarında satılmazdı şey yapın bulamazdınız. Ne yapardık? Giderdik süpermarketlerde işte e, bebek maması. Bebek maması yerdik. Onun içerisinde işte bir miktar protein, bir, tık, bir miktar karbonhidrat olduğu için. Ondan sonra DP90 diye bir şeyler çıktı piyasaya. Ondan kullanmaya başladık. Ondan sonra işte e, kapıların açılmasıyla birlikte Rum tarafından gelmeye başladı. Öyle bir hale geldi, öyle bir piyasa oldu ki şu anda biz Rum tarafına şey yapar, pazarlar haldeyiz bunları her şekilde. Ee, kim gerçekten hani sizin anlattığınız gibi neyan etkisi vardır satanlar da bilmiyor bunu Açık, açıkçası yani eczanelerde satılıyor bunlar ama e, acaba yani bu eczacılık eğitimi içerisinde var mıdır işte bu e, sporcu destek ürünlerinin ne iş, iş yaptığı gerçek anlamda çünkü bir sürü şey var hocam bir sürü mal çıkıyor nitrik oksitler çıktı işte kreatinler çıktı kar, işte amino asitler çıktı e, lekarnitinler yağ yakıcılar onlar Hepsi bunlar var oğlu var, var bir sürü hepsini eczaneler Şimdi satıyor ya, bunların yakın, ama yakında o üniversitesinde bizim burada üniversitemizde e, dopingle mücadelede eczacının rolü diye bir seçmeli ders koyduk o dersi ben Siz anlatıyorum zaten o dersin içerisinde biz bunlara değinmeye çalışıyoruz anlatmaya çalışıyoruz dilimiz döndüğünce